her şey, İyonyalı bir ozanın 2800 yıl önce bir destan yazmasıyla başladı. İlyada ve Odesya. Hiçbir yazılı eserin olmadığı bir çağda yazılan destanlar, gizemli bir şehrin ve 500 yıl önce yaşanmış bir savaşın hikayesini anlatıyordu. 10 yıl süren ve sonucunda bir medeniyeti tamamen yok eden ünlü Troya Savaşı. Fakat yüzyıllar boyunca Homeros'un anlattığı antik Troya krallığına ve savaşa dair hiçbir kanıt bulunamadı. Şehir ve savaş asırlar boyunca süren bir gizeme dönüştü. Ta ki 19. yüzyıla kadar. Profesör Hikmet Kırık 30 yıldır toplumu ve tarihi inceliyor ve şimdi dünyanın en gizemli savaşının gerçek hikayesini öğrenmek istiyor. Homeros'un anlattığı Troya Savaşı dünya tarihinin en ikonik savaşıdır. Öyle ki antik çağda savaşların anası olarak anılırdı. Destanlaşan savaş, Yunanlıların ünlü Troya şehrini sinsi bir taktikle ele geçirişinin hikayesidir. Troya atıyla. Gizemin ilk düğümü ünlü destanın satır aralarında saklı. Dünya edebiyatının en temel eserlerinden ikisi bu topraklardaki bir hikayeyi anlatıyor. Ve bunu da yazan kendisi de İzmirli, Simirnal olan Homeros. İlyada'da, Troya'da yapılan bir savaş ve bu savaşın hikayesi anlatılır. Odisea'da ise bu savaşa katılmış kahramanlardan birisi olan Odysseus'un memleketine dönüşü hikayesi anlatılır. Bu iki büyük eser şu anda da dünyada herkes tarafından bilinmektedir. Milattan önce 1200'ler, eski dünya. Ege'nin doğu kıyısındaki görkemli Troya'nın kralı Priam, karşı kıyıdaki Aka İmparatorluğu'na dostluklarını pekiştirmek için büyük oğlu Hektor'u ve küçük oğlu Paris'i yollar. O sırada Aka tahtında tüm Yunan dünyasını egemenliği altına almış savaş yanlısı Agamemnon vardır. Kardeşi Menelaus ise Sparta prensesi Helen'le evlidir ve Troya prenslerini sarayında o misafir eder. Fakat genç prens Paris ve Helen birbirlerine aşık olurlar ve Helen Paris'le birlikte saraydan gizlice Troya'ya kaçar. Bunu fırsat bilen Agamemnon tüm Yunan dünyasını peşinde birleştirerek Troya kıyılarına gelir ve aşılmaz Troya surlarını kuşatır. Agamemnon'un ordusu içinde bir de ölümsüz kahraman vardır. Mirmidon komutanı Aşil. Fakat Troya ordusunun başında başka bir efsanevi savaşçı vardır. Prens Hektor. Savaş yıllarca sürer ve Troya hala direnir. Bu sırada Agamemnon'la Aşil arasında anlaşmazlık çıkar. Aşil kuşatmayı bırakıp ordusuyla geri çekilir ve savaş Troya'nın lehine döner. Aşil'in yoldaşı Patroklus askerlere moral vermek için onun kılığına girip savaşa devam eder. Ancak aynı gün Prens Hektor tarafından öldürülür. Buna sinirlenen Aşil geri dönüp Hektor'u düelloya davet eder ve Troya surları önünde prensi öldürür. Ancak şehrin savunması hala kırılmaz. Troya prensinin yasını tutarken Akalar İthake kralı Odesya'nın önerisiyle tahtadan bir at yapıp içine en iyi savaşçılarını yerleştirerek şehrin kapısına bırakır ve tüm ordu geri çekilmiş taktiği yapar. Troyalılar tanrılar adına bir hediye olarak gördüğü atı şehre alır ve savaşı kazandıklarını sanarak kutlamalara başlar. Gece tüm şehir zafer sarhoşluğuyla sızdığında atın içindeki askerler dışarı çıkıp şehrin kapılarını açar ve pusuda bekleyen Aka ordusuna işaret verir. Şehre giren Akalar katliam yapar. Agamemnon amacına ulaşır. Troya düşer. İlk kez 1822 yılında İskoç yer bilimci Charles MacLaren Troya'nın bu bölgede olabileceğini yazmıştı ve 1856'da İngiliz elçisi Frank Calvert Troya'yı aramak için buraya geldi.
İşte tam bu noktaya geldiğinde Calvert, Homeros'un adımlarını takip etti ve bölgede destana birebir uyan bir dizi bağlantı keşfetti. Homeros, destanda şehrin konumuna dair 5 önemli ipucu veriyor. Şehir, Hellespont'un hemen kıyısında ve İda dağlarının kuzeyinde kuruluydu. Hemen önünde Skamandros ırmağının böldüğü bir vadi ve güneyinde Troya limanı vardı. Ve şehir limanla birlikte ufukta Tenedos adasını görebilecek bir tepelikte inşa edilmişti. Günümüzde tüm bu özelliklere uyan tek bir yer var. Antik kaynaklarda Hellespont olarak geçen Çanakkale Boğazı, hemen güneyde ise İda Dağı, yani günümüzdeki adıyla Kaz Dağları yer alıyor. Ve üzerinde durduğumuz bu vadiyi bir ırmak bölüyor. Kara Menderes Irmağı. 3000 yıl önce adı Skamandros'tu. Ve hemen güneyde bölgedeki en büyük doğal liman oyuğu Beşik Burnu var. Arkasında silüet halinde görünen ise Tenedos Adası, yani Bozcaada. İlyada'daki tanımlara birebir uyan bu bölgede Troya'nın kurulu olabileceği tek bir yer var. Hisarlık Tepesi. Destandaki isimler ve tasvirler açıkça bu bölgeyi işaret ediyordu. Ve Frank Calvert destanı izleyerek Hisarlık Tepesi'nde antik çağa ait kalıntılar buldu. Ve 20 yıl sonra onun takipçileri bu tepede bir antik kenti gün ışığına çıkardı. Şunu kesinlikle söyleyebiliriz. Homeros'un İlyada destanında anlattığı Troya burası. Tek alternatif burası. O destanda isimleri geçen kahramanlar Achilleus, Hector, Paris yüksek bir ihtimalle burada doğdular, burada yaşadılar, burada savaştılar. Antik kent 150 metreye 200 metre genişliğindeki Hisarlık Tepesi'nde kuruldu. Şehir ilk inşa edildiğinde Çanakkale Boğazı'nın hemen kıyısındaydı. Fakat 2000 yılda alüvyonlu arazi dolarak şehri limandan 5 kilometre içeriye taşıdı. Şehrin alıntıları 30 bin metrekarelik alana yayılmış durumda. Şehir her biri farklı zamanlarda kurulan 9 tabakadan oluşuyor. Köy formunda olan ilk ve en küçük tabaka M.Ö. 3000 yılında, yani Mısır piramitlerinden önce inşa edildi ve zaman içinde üzerine daha büyük katmanlar, yeni şehirler kuruldu. Buradaki katmanlar, tabakalar bir pasta dilimi gibi düzenli değil. Kimi zaman üst üste iç içe geçmiş karmaşık bir yerleşim sistemi söz konusu. Sayın hocam, İlyada'da anlatılan Troya kaçıncı katman? Troya 1'den Troya 6'ya doğru sur duvarlarının, kale duvarlarının kuzeyden güneye doğru genişletildiğini görüyoruz. En geniş, en büyük sur duvarının Tunç Ağa için Troya 6'da olduğunu görüyoruz. Yani Homeros'un Troya'sı, bizim Homerik Troya olarak tanımladığımız Troya, Troya 6 döneminin Troya'sı. 6. tabakadaki antik kent iki ana kısımdan oluşuyor. Tepeliğe kurulu kale şehir 20 bin metrekareden büyük bir alanı kapsıyor ve şehrin en yüksek noktasında saray yapıları ve tapınaklar bulunuyor. Peki aynı döneme ait bir antik kentin bulunması bu kentin Homeros'un bahsettiği Troya olduğu anlamına gelir mi? Homeros destanında şehre dair birçok detay veriyor. Şehri tanımlarken 17 farklı sıfat kullanıyor. Bunlar arasında en çok göze çarpansa büyüklük vurgusu. İlyada'ya göre Troya içine bir orduyu alabilecek büyüklükte ve geniş sokakları olan bir kale şehirdi. Gerçekte ise sur içi alan 200 metre genişliğinde bir ortaçağ kalesi kadar büyük. Fakat Homeros'un abartılı tanımını destekleyen başka bulgular da var. Kent önceki dönemlerden itibaren kuzeyden güneye doğru genişleyerek devam ediyor. Ve buradan baktığımızda surun, iç kale surunun
dışında yaklaşık 300-400 metrelik alanda güneye doğru kentin yayıldığını, genişlediğini ve etrafında bir savunma hendeği ve savunma sisteminin olduğunu da biliyoruz. Hisarlık tepesini çevreleyen dış şehir 150 dönümlük bir alanı kapsıyor. Yani 40 futbol sahasından daha büyük bir alan. Ve bu alanda 6000 kişi aynı anda yaşayabilir. Bu Tunç Çağı için günümüz İstanbul'un nüfus yoğunluğuna eşdeğer bir büyüklüktü ve Homeros'un tanımına oldukça uyuyor. Ancak İlyada'da şehrin tek ayırt edici özelliği büyüklüğü değil, aynı zamanda aşılmaz surları. Bu şehrin iç kalesinin 550 metre uzunluğunda surları var. Bu surlar Homerik Troy olarak bilinen 6. dönemde inşa edilmiş. Yani şehrin en gelişmiş döneminde 5 metre genişliği ve 10 metre yüksekliğiyle Çin Seddi'nden bile daha büyüktü. 6. tabakadaki surlar İlyada'da tarif edilen surlarla paralellik gösteriyor. Homeros'un Poseidon inşa etmiş gibi görkemli dediği surları, boyları 15 metreyi bulan kuleler ve bastiyon denilen asma kuleler destekliyor. Batı surları. Burası şehrin en savunmasız noktası. Bu yüzden en güçlü surlar burada inşa edilmiş. Destana göre savaş tam da bu surların önünde gerçekleşti. Fakat destanda bu surlarla ilgili başka bir detay daha veriliyor. Troya kralı Priam ve şehrin ileri gelenleri savaşı bu surların üzerinden izlediler. Bu veri oldukça ilginç. Çünkü kazılarda tam da bu detayı destekleyen bir keşif yapıldı. Burası Batı surlarının hemen yanı başında gün ışığına çıkarılan Homerik Troya'nın saray yapısı. Buradan bakınca tüm ova ve sahil şeridi net bir şekilde gözüküyor. Yani Troya saray ahalisinin surların üzerinden savaşı izlediği anlatısını doğrular nitelikte. Priam'ın kıyılarına yaklaşan donanmayı gördüğü Helen'i yanına çağırıp "Buraya gel kızım. Bak işte eski kocan, kısım akraban, dostların" dediği o ünlü sahne muhtemelen burada yaşandı. Tüm bu deliller en ince ayrıntısına kadar buradaki antik kentin İlyada'nın Troya'sı olduğunu destekliyor.